Gerçekten müthişti. Buyurun hocam, şimdi, yani memeyi kısaca hemen son süratle anlatacağım. Tabii not mu tutmaz mümkün değil. Dediğim gibi çocukluktan itibaren başlıyor. Bol bol çocuklarımıza sebze yediriyoruz. Kırmızı eti tabii kan sıkılmazlıkları yediriyoruz. Bol yoğurt yediriyoruz çocuklarımıza. Genellikle bunlarda soya türevleri tükettiriyoruz. Eskiden soya ve keten tohumu kesinlikle kanser olmayanlarda koruyucu etkisi vardı. Fakat şimdi bir de genetik girdi biliyorsunuz. Genetiğinle oynadılar soyanın maalesef. Şimdi soyayı fazla bir şey diyemiyoruz. Ama keten tohumu genellikle kanser riski olsun veya olmasın kadınların günde bir çorba kaşığı tüketip 10 gün deyip 10 gün tüketmesi meme kanserinden koruyucu etkisi vardır. Ancak meme kanserine yakalandıktan sonra keten tohumu yasaktır. Özellikle östrojen ve progesteron reseptör pozitif olanlarda meme kanserinden yakalananlarda yasak, olmayanlarda koruyucu etkisi var. Aman unutmayalım. Meme kanserli olanlar oturup da yemesinler. Tamam. Şimdi, ama meme kanserini yakalanmamışsa MAK 3'ün keten tohumu ve soyayı. Tamam, koruyucu. Bunun dışında indol 3 karbinol dediğimiz 3 tane ana gıdamız var. Brokoli, karnabahar, beyaz lahana. Bunlar muhteşem kanser koruyucu. Yani meme kanserinde en önemli gıdalardan. Lütfen çiğ yemeyiniz. Brokoli de hormonsuz olanını tercih ediniz lütfen. Ama lahanayla karnabahara herhalde hormon atılmayacağı için onları çok daha fazla tüketebilirsiniz. Ama brokoli hormonsuzsa onlardan daha faydalıdır. Onu biz anlayamıyoruz. Ama Brüksel lahanasının diğer büyük lahanadan hiçbir farkı yoktur. Boşuna da para verip kazıklanmayın. Onu da söyleyeyim. Bunlar çok faydalıdır. Yalnız çiğ yemeyin. O zaman tiroid üzerinde toksik etki yapar, hipotiroidi yapar. Pişmiş veya buharda pişmiş olarak yapın. En faydalıdır. 3 karbinol. Sütü azaltmış demişim bakın. Demişim. Bu yapılan çalışmalarda genellikle sütü az tüketin diyoruz. Ama yoğurdu muhakkak bol tüketin. Ama evde yapılmış yoğurt. 50 bin kere söyledim. İçinde 2 tane bakteri var. Kanserden koruyor, gastrointestinal sistemi düzeltiyor, kolon kanserinden koruyor, mide kanserinden koruyor. Korkunç faydası var. 2 günde bir taze yoğurdunuzu yapın ve yiyin. Devam ediyorum. Burada çökelek çok önemli. Çökeleğin yapılmasını siz bilmezsiniz tabii ki. Çökelek kaynatılmış günlük sütün içine bir limon dökülerek doğrudan doğruya çökeltilmesi, süzülmesi ve günde en az 3-4 çorba kaşığı tüketirseniz hem meme kanserinde koruyucu etkisi var, hem de özellikle karaciğer yağlanmalarında ve karaciğer kanserinde çok büyük önemi var. Devam ediyorum. Delimonen dediğimiz, özellikle hemen burada bir tırnak açayım. Şu ara grip çok yaygın. Ben kanser hastalarıma bunu söylüyorum ama sizler de herkes yapabilir. Grip doğrudan doğruya zona ve stres kanseri tetikleyen en önemli 3 maddelerden bir tanesidir. Stresi bırakıyorum. Stressiz İstanbul'da yaşamak mümkün değil bu devrede. Ama ondan uzak kalmaya çalışın. Bunun dışında zona çıkarttığınız takdirde bünyenizin zayıf düşünüyorsa hemen doktora başvurun. Fakat ben gribe geliyorum. Grip çok önemli. Grip çok önemli. Özellikle bizim kanser hastalarımızda uyuyan yılanı uyandırır. Bir de ayrıyeten gribi ağır geçirseniz ve sık geçirseniz arkasından lösemi ve lenfoma çıkma riski de fazladır. Onun için burada da dikkat etmek gerekir. Onun için benim size 3 tane basit tavsiyem var. Mürver çiçeği dediğimiz bir Allah'ın gariban bir bitkisi. Ne çiçeği hocam? Mürver çiçeği. Mürver. Bunu 15 Mayıs'a kadar 2 kupa demleyin ve için. Yalnız soğuk suyla iyice bir yıkayın. Çünkü maalesef aktarlarımız böceklenmesin diye dibine böcek ilacı da sıkıyor. Onun için iyice soğuk suyla yıkayın. Sıkabilirler diyorum. Herkes sıkmıyor da sıkabilirler. Ya sıkarsa? Ya sıkarsa. Soğuk suyla iyice yıkayın, akıtın. Ve ondan sonra demleyin. Demlemek 8 ila çocuklar 10 dakikadır yahut arkadaşlar. Hepiniz küçüksünüz benden, onun için söylüyorum. 2 kap muhakkak tüketin. 2 çörek otu, keten tohumu, yulaf tohumu. 3'ünü harmanlayın ve taze çekin. Sakın toz olarak almayın. Tohum olarak alın. Ve bunu 10 gün bir çorba kaşığı yoğurda karıştırarak yiyin. 10 gün dinlenin. Şimdi 3'üncüye geliyorum.
Deli Molen'den biraz bahsederken oradan hemen bunu akladım. Nereden nereye atlıyoruz? Deli Molen bu turunçgillerin kabuklarında olan bir gıda ve bu turunçgillerde olan bir madde. Genellikle kanserden koruduğu gibi gripten de koruyor. Bunun için bunu 3 mandalina, 1 portakal, 1 limon. Lütfen pazardan alın. Üzeri cilalı olmasın. Çünkü cilalıyorlar, pırıl pırıl size gösteriyorlar. Onun üzerine bumladıkları madde kanserojen. Aldığınız takdirde iyice yıkayın. Zaten içini yiyorsunuz ama bunda değil. Bunda kabuğunu yiyeceksiniz. Onun için dikkat edin, üzeri ilaçsız olmasın. İyice yıkayın, sirkeli suyla iyice yıkayın. 3 mandalina, 1 portakal, 1 limon kabuklarıyla beraber mikserde çekin ve her gün bir kap yiyin. Bu biraz acımsı olabilir. İçine çiçek balı, kara üzüm pekmezi veya dondurma katabilirsiniz. 15 Mayıs'a kadar yapın. Ben hocam, bütün kanser hastalarıma bunu veriyorum. Hocam 10 saniye ara veriyoruz. Gene mi reklam? 10 saniye. Peki, hadi başlayalım. Maşallah deyin hocam. Mobilya Kenti'nin sunduğu Sabah Tümer'le bugün devam edecek. Bizce herkes sevdiklerine Turkcell'in üstün çekim gücüyle bağlanmalı. Hayatın güzelliklerini kesintisiz, doyasıya paylaşmalı. İşte bu yüzden herkes Turkcell kalitesine geçsin diye karşınızda haydi gel tarifesi. Her yöne 600 dakika ve 34 milyon Turkcell'li ile haftada 2 gün bedava konuşma, ayda sadece 29 lira. Turkcell, hayat paylaşınca güzel. Masko Mobilya Kenti'nin sunduğu Sabah Tümer'le bugün devam ediyor. Herkes tarifleri merak ediyor ya hocam. Vermem ki. Ben mezara gidiyorum. Kitabını yazıyorum zaten. Onda var. Yeni bir kitap daha yazdım. Onu sana getirmedim. Tarifler mi var? Her şey var. Hadi hayırlı olsun. 40 senin ömrü. Şimdi 3 tane mandalina, 1 portakal ve limon. Bunların hepsini yıkıyoruz, sirkeli suda yıkıyoruz. Kabuklarıyla mikserde çekiyoruz. Mikserde çekiyoruz. Ondan sonra 15 Mayıs'a kadar. Her gün bir kap, o kadar bir kap yiyorsun. 15 Mayıs'tan sonra grip gider. Mevsim değişikliği olmaz ondan. Bunu her gün mü yapacağız hocam? Her gün yap, yat gün aşırı yap. Peki o zaman şimdi mesela kağıdını kalemini almıştır, aklında kalmamıştı. Mürver çiçeği miydi? Mürver çiçeği. Boş ver, geçer, merak etsinler. Hocam olur mu öyle şey ya? Bırak ya. Not almak istiyorlar izleyiciler. Boş ver. Şimdi mürver çiçeğini alıyorsunuz. Hiç karıştırma onları şimdi. O kadar çok şeyi anlatacağım ki onlar onu... Bilirim hocam, şöyle çok kısa geçelim ya mürver çiçeğini, grip için. Mürver çiçeğini de şey kaynatıp herkes içiyorlar. Herkes yerini duyuyor bunu, boş ver ya. Kaynatıp içiyorlar 15 Mayıs'a kadar değil mi? Ya şimdi bırak, daha neler anlatacağım, milletin kafası karışacak iyice. Tamam, anlatın o zaman. Gözünü seveyim, anlattırma bana bunları. Siz anlattınız, şimdi ben tekrar... Ama hayır, yani bu basit, en basit uyduru bu. Tane bileşikler var, neler var. Hangi günden kalkacağız? Tamam, şimdi şey de söyledik. Şimdi dur daha devam ediyoruz, bir dakika daha. Dur daha, memeyi korumadık, daha memeyi daha çok koruyacağız. Dur. Şimdi bu gripten korunuyoruz. Bu, şimdi memeyi anlatırken delimonen dedim. O arada da hemen gripe girdim. Meme kanserindeki esasında potansiyel açılım yaptık. Anladım. Mevzudan mevzuya atladınız çünkü çenemiz düşük. Onda. Estağfurullah hocam. Yani başladık mı yoksa programı? Başladık tabii. Programdayız hocam. Hani bilmiyorum başladığınızı. Çünkü habire devamlı olarak devamlı olarak kesiliyor ve devamlı olarak reklama giriyorsunuz. Ben de anlamadım. Reklam mı yoksa ben mi anlatıyorum? Yani onun için lütfen bana söyleyin reklam bu. Hocam, bir 10 saniye veriyorsunuz, bir 40 saniye veriyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. O zaman ben reklamsız anlatıyorum, hiç dinlemem. Reklamları kesin. Hocam, bakın, devam ediyorum. Devam ediyorum. Arpa. Genellikle arpayı, tabii kabuklara oturup değil, arpa temizlenmiş arpayı. Genellikle çok şifalıdır arpa. Çorbalarınıza katın, yemeklerinize katın.
Hatta arpa ile ilgili bir yazı yazmıştım bir zaman. Bir gazetede çıktı, bizim Türk milletine arpa yediriyorsun hocam artık falan filan diye. Ben de ona literatürleri yollamıştım Amerika'daki çıkan. Ama arpayı katmanızda fayda var. Bunun dışında en önemli koruyuculardan biri, gene hemen bir formül veriyorum. Yeşil çay, böğürtlen yaprağı, ısırgan yaprağı, tarçın ve limon kabuğu. Bu üç bileşim doğrudan doğruya size pek çok kanserden koruyacaktır. Bunu, bu beşli olanı demliyorsunuz ve 8-10 dakikadır her gün bir kupa içmeniz sizin meme kanserinden ve diğer kanserlerden koruyucu etkisi vardır. Özellikle her birinin ayrı bir kanserde yeri vardır. Ama özellikle yeşil çayın çok büyük önemi vardır. Hatta kanser olduktan sonra bile yeşil çay tamoksifen dediğimiz östrojen reseptör pozitif olanlarda tamoksifenin gücünü bile arttırır. Yani etkisini arttırarak çok daha faydalı olmasını sağlar. Hocam şu beş bitkiyi bir daha tekrar. Vakit yok onlara, bir daha sefere. Hocam ama şimdi ben bile şimdi geliyorum D vitaminine. Bakın D vitamini tüketmek çok sağlıklı. Aşırı tüketmeyeceksiniz yağda eridiği için. Ancak günde 8 ünite tüketmelisiniz. Bir de bunun aylık formları var. Aylık yaptırabilirsiniz. D vitamini meme kanserinden koruyor. Prostat kanserinden koruyor. Mide kanserinden koruyor. D vitamini şu an en tepede olan vitaminlerden bir tanesi. Yalnız arada bir D vitaminini ölçtürünüz kan seviyesini. Yükselmiyor. Yazın D vitaminini zaten almayınız. 1 Haziran'dan itibaren güneşten zaten bunu alıyorsunuz. Ama kışın özellikle bir de 50 yaşından sonraki kadınlar muhakkak D vitamini kesin almalılar. Erkekler de normal olarak 40 yaşından sonra almalılar çünkü prostat kanserinden koruyor. Devam ediyorum. Efendim nar. Narın söylememe gerek yok. Bana hayatta sayın 3 tane 4 tane meyve derseniz nar birinci gelir. Nar fevkalade yararlı. Doğrudan doğruya kanseri belli bir noktada durdurabilen nadir meyvelerden bir tanesidir. Hatta fazla uzatmıyorum mevzuyu. Narın ekstrası, yani ekstrası çıkartılmış olanı cilt kanserlerini üzerine sürülerek bazal sel dediğimiz cilt kanserini bile küçülttüğü son çalışmalarda gösterilmiştir.